Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak yorum yaparsanız sevinirim. Bugünkü videomda derz dolgu nasıl yapılır? Derz dolgu fayanslarının arasında nasıl uygulanır? Onu anlatacağım. Önce kabımıza suyumuzu alıyoruz. Sonra derzimizi suya azar azar katarak karıştırıyoruz. Şimdi bu uygulamaya geçeyim. Şu derz yöntemi çok farklı bir yöntem. Derzimizi çektikten sonra şu gördüğünüz şu araları herhangi bir süngerle temizlemiyorum. Sadece öncelikle fırça kullanıyorum. Derzimi çok ince çektiğim için çekbasla süngere gerek kalmıyor. Etrafta hiç kabarcıklar da yok gördüğünüz gibi. Bayağı araları düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde, hiç boşluk bırakmayacak şekilde doldurdum. Şimdi yapacağım tek şey, öncelikle bir toz fırçamı alıyorum şöyle. Şimdi bunları fırçayla nasıl götürdüğünü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir iz kalmadı. Derzinizi çektikten sonra süngerinizi ıslatıp çekerseniz hem derzi ıslatmış ve yumuşatmış olursunuz, hem de bu derz daha rahat sökülür. Çekbasla öncelikle çekiyoruz. Sonra yaklaşık 2 saat kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra bu yöntemi uyguluyoruz. Kesinlikle sünger ıslatıp uygulamıyoruz. Derzimize zarar veriyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir derz çekmiş olduk. Şöyle bir yer daha göstereyim yakından. Şöyle gördüğünüz gibi şurası. Şurası. Bunları süngerle çektiğimiz zaman aralarını boşaltıyor. Fırçayla göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey bırakmadı arkadaşlar. Başka bir yer daha göstereyim. Aralarını kesinlikle boşaltmıyor bu yöntem. Ve içeriği de çok kirletmiyorsunuz. Sadece hafif bir tozu oluyor. Tozunuzu alıyorsunuz. Daha sonra bir bezle silebilirsiniz.
Derz nasıl yapılır, derz nasıl çekilir, fayanslar arasına uygulaması nasıl yapılır, derzin püf noktalarını hiç sökülmeden çok basit bir şekilde çekbasla nasıl yapılır onu anlattım. Derz temizliği nasıl yapılır onu gösterdim. Gördüğünüz gibi derzlerimizin arası müthiş böyle bir görüntüsü var. Gerçekten harika olmuş. Derzlerimizin arasında müthiş bir görüntü var. Bembeyaz ve en önemlisi çizgiler sağa sola derzi taşmamış. Siz de derzlerinizi bu yöntemle yapabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden kolay gelsin.